Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleyküm ve tahiyyetun minni ileyküm eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Nisa suresinin 34, 35 ve 36. ayetlerinin tefsirini yapmaya başlamıştık. Dolayısıyla ayetlerin toplum manasını veriyorduk ve şu paragrafta kalmıştık hatırlarsanız değerli dostlar. Sümme beyyene teala haleten uhra. Allah Teala karı koca arasındaki geçimsizliğin başka bir çözüm yolunu da şu şekilde açıkladı. Vehiye ma idâ kânen nüfuru la mine zevceti fehaseb bel mine zevceyn. Evet. Ailedeki karı koca arasındaki geçimsizlik sadece bayandan değil de her ikisinden olursa, hem karıdan hem kocadan kaynaklanan bir geçimsizlik olursa bunun nasıl düzeltileceğini, bunun çözüm yolunu Allah-u Teala şöyle açıkladı. Fe emara Allah-u Teala bi irsali hakemeyni adleyni, iki adil hakem göndermeyi, iki adil hakem tayin etmeyi Allah Teala emretti öyle bir durumda. Vahidun min akribaiha, evet, o hakemlerden biri bayanın, kadının akrabalarından biri olması gerekir. Ve sani min akribai zevci, evet, ikincisi ise erkeğin akrabalarından biri olması gerekir. Liyeştemi'a, ki bir araya gelsinler bu iki hakem. Ve yanzura fi emrihima, ve karı koca arasındaki geçimsizliğin sebebini baksınlar, araştırsınlar. Ve yef'ala ma fihil maslaha, dolayısıyla karı kocanın maslahatı olan konularda gerekeni yapabilsinler diye iki hakemin gönderilmesini, tayin edilmesini Allah Teala emrediyor. Böyle bir durumda in ra'aya ettevfiga ve muffika, şayet karı kocanın arasını birleştirmeyi eğer murad ederler ve bu konuda çaba gösterirlerse Allah Teala onları bu konuda başarılı kılar ve muvaffak kılar. Ve in ra'aya ettefriga farraga, şayet karı kocanın artık birlikte aile hayatı geçirmelerinin imkansız hale geldiğini görürlerse o zaman karı kocanın arasını ayırırlar ve böylece boşanmaya gitmelerini tavsiye ederler. Ve izâ kânetin nevâya sâlihaten, şayet eğer niyet salih olursa, yani karı kocanın arasını düzeltme maksadı gerçekten samimi olarak mevcut olursa, belgulûbu nasiha, evet, evet, kalpler de karı kocaya nasihat etme konusunda gerçekten salih olursa, burike fi vesatatihima, o zaman iki hakemin bu aracı olma konusunda Allah Teala onlara bereket verir ve onların bu konuda başarılı olmasını efendim nasip eder. Ve evve Allahu bi tibi nefsihima, dolayısıyla onlar kendi güzel niyetleri sebebiyle Allah Teala onların kalbine bir güzellik koyar. Ve hüsne sayihime, onların çabalarına karşı, o güzel çabalarına karşılık Allah Teala onları muvaffak kılar. El bifaka vel ülfete beyne zevceyn, ve karı koca arasına da Allah Teala bir ülfet ve bir uygunluk halk eder, yaratır. Ve ma şera'ahullahu innema ca'e vifkal hikmeti vel maslahati. Evet, Allah Teala'nın bu meşru kıldığı bu ilkeler, bu yöntemler hikmet ve maslahata uygun olarak gelmiştir. لِأَنَّهُ مِنْ حَك۪يمٍ حَب۪يرٍ, çünkü Allah Teala her yaptığını hikmetle yapan ve her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Dolayısıyla Allah Teala elbette bu koyduğu hükümleri, yani karı koca arasındaki geçimsizliğin nasıl çözülmesi gerektiğini Allah Teala hikmetle ve her şeyi bildiği için böyle bir ilke, prensip ne yapmıştır? Koymuştur. Sümme hateme teala hadihil ayati, sonra Allah Teala bu ayetleri
şu şekilde bitirdi. Bir vücubu ibadetihi Teala kendisine ibadet etmenin mutlaka gerekli olduğunu ifade ederek bitirdi. Ve ademil işrak bihi Allah'a asla şirk koşulmaması gerektiğini açıklayarak bitirdi. Ve bil ihsan ilel valideyni anne babaya itaat etmeyi, güzel davranmayı emrederek bitirdi. Ve ilel ekribai yakın akrabalara iyi ve güzel davranmak. Ve yetama yetim çocuklara, kimsesiz çocuklara iyi ve güzel davranmayı emretmekle bitirdi. Ve mesakin ve fakir ve yoksullara iyi ve güzel davranmak. Ve men lehu hakkul civar minel agaribi vel ebaidi. Gerek yakın olsun, gerek uzak olsun, komşuların hakkını gözetme ve onlara iyi ve güzel davranmayı emrederek Allah Teala ayetleri bitirmiştir. Evet, böylece ayetlerin icmali manasını bu şekilde açıklamış olduk değerli dostlar. Sebebin nüzul, ayetlerin inişine sebep olan olay var. Nüzul sebebi diyoruz bunu. Evet, bunu açıklayalım. Sebebin nüzul, nezeletil ayetül kerimetü, ayeti kerime inmiştir. Fi Sa'd bin Rebi'a, Sa'd bin Rebi hakkında inmiştir. Ma imratihi, Sa'd bin Rebi eşiyle birlikte, Habibe binti Zeyd, Zeyd'in kızı Habibe ile birlikte evliymiş. Ve kene Sa'd'un minen nukaba, evet, Sa'd ailesinde, aşiretinde seçkin bir kişiymiş. Ve huma minel ensar ve kendisi de, karısı da ensardan olan iki Müslümandı. Ve zalike enneha neşezet aleyhi. Dolayısıyla hanımı geçimsizlik ortaya koymuş. Kocasına itaat etmemiş. Fe latameha, kocası da hanımına bir tokat vurmuş. Fentalega ebuha, evet, kadının babası Zeyd, Ma'aha kızıyla birlikte ile Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmişler. Fekale ve babası Zeyd, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiş. Efreştuhu kerimeti, ben kızımı Sa'da verdim ve onunla evlendirdim. Felatameha, o da benim kızıma tokat vurdu. Kızımı dövdü. Fekale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bitaktassa min zevciha, o zaman madem kocası ona vurdu, tokat vurdu, o zaman kısas yoluyla kocasına vurması gerekir diye böyle bir açıklamada bulundu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fensarafet ma ebiha bitaktassa minhu, kocasından kısas yoluyla hakkını alması için babasıyla birlikte ayrılıyordu Habibe. Fekalen Nebiyyü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o arada irci'u hada, bunları döndürün dedi. Cibril'ü etani, nitekim vahiy meleği Cibril bana geldi. Ve enzelallahu, ve Allah-u Teala şu ayet-i kerimeyi indirdi. Er-ricalu kavvamuna alen nisa, yani Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesini bu olayın üzerine Allah Teala indirmiştir. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayetin inmesinin neticesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eradna emran, biz bir şey murad ettik, yani bir bu konuda bir hüküm verdik. Ve eradallahu emran, halbuki Allah Teala başka bir şeyi murad etti. Bellezî eradallahu hayrun, elbette Allah'ın murad ettiği, Allah'ın emri daha hayırlıdır, daha eftaldir. Ve rafa'al kısas, dolayısıyla karı koca arasındaki bu kısası kaldırdı. Yani böyle bir kısas uygulanmasın diyerek Allah Teala'nın emrini onlara açıkladı, ayet-i kerimeyi onlara okudu. Evet, böylece ayetin nüzul sebebini açıklamış olduk değerli dostlar.
Lataif-i Tefsir kısmına geçiyoruz. Evet, tefsir incelikleri. El-Latifetül Ula, birinci tefsir inceliği şöyle. Allele Teala gıvameter racül ricali alen nisai bitalileyni. Allah Teala erkeklerin bayanlar üzerindeki yönetici olmaları ve onları korumalarını iki sebeple açıkladı. Ehaduhuma, o sebeplerden biri vehbi bir sebeptir. Yani Allah'ın onlara vermiş olduğu vehbi bir sebeptir. Vel aharu kesbi, ikincisi de kesbi bir sebeptir. Ve evrada el ibarete bisigatil mübalağa ve bu hususu açıklarken Allah Teala ayette mübalağa sigasını kullanmıştır. Gavvamune şeklinde böyle bir mübalağa sigasını kullanmıştır. Gavvamune alen nisa, kadınlar üzerinde yöneticidirler, koruyucudurlar anlamında. Bir işareti ila kamilir riyaseti ve vilayeti aleyhinle, kadınlar üzerinde tam manasıyla efendim yönetme yetkisine sahip olduğuna işaret etmek için böyle bir üslup kullanılmıştır. Kema yegumu el vulatu ale riaya, nasıl ki bir vali yönettiği halka, insanlara onları görüp gözetme, onları koruma yetkisine sahipse, felehum hakkul emri ve nehi, nasıl ki onların insanlara emretme ve yasaklama hakkı vardır. Ve tedbir ve te'dib, onları terbiye etme ve onların işlerini düzenleme hakkına sahiptir. Ve aleyhim kamilül mes'uliyye fil hıfsı ve riayeti ve siyaneti. Dolayısıyla erkeklerin de kadınlar üzerinde, eşleri üzerinde muhafaza etme, onları görüp gözetme, onları koruma hakkına sahiptirler. Böyle bir mesuliyet altındadırlar. Ve hâdâ huve sırru fî meci'il cümlete ismiyeten. İşte bu 34. ayetin başında isim cümlesinin gelmesinin sırrı budur. Evet, böylece birinci latifeyi bu şekilde açıklamış olduk değerli dostlar. El-latifetü faniyetü, ikinci incelik ise şöyledir. Gale sahibül keşşaf, keşşaf sahibi Zemahşeri şöyle demiştir. Zükkiru fi fadlir rical umuran minha. Evet, erkeklerin bayanlar üzerinde faziletli olmasını çeşitli şekillerde açıklanmıştır. Birincisi akıl, İkincisi el hazm vel azim, evet azim sahibi ve karar sahibi olmaları vel kuvve, kuvvet sahibi olmalarıdır. Ve enne minhum el enbiya, zira erkeklerden peygamberler gönderilmiştir. Ve fihim el imame, erkekler namazda imam olma göreviyle görevlendirilmektedir. Ve fihim el imametül kubra, evet, büyük imam yani yönetici olma vazifesiyle görevlendirilmişlerdir. Ve sura, camide namazda imam olma vazifesiyle görevlendirilmişlerdir. Ve cihadu, evet, düşmana karşı cihat etme vazifesi yine erkeklere yüklenmiştir. Ve ezan, ezan okuma da yine erkeklere verilmiş olan bir görevdir. Vel hutbe, cumada hutbe okuma da erkeklere verilmiş olan bir vazifedir. Ve şehadetü fil hudud, evet, çeşitli suçlar karşılığında cezaların uygulanması ve onlara şahitlik olma konusu da erkeklerin vazifesidir. Vel kısas, kısasta da şahit olma vazifesi erkeklere verilmiş bir vazifedir. Ve ziyade fil miras, mirasta erkeklerin daha fazla mirastan pay almaları erkeklere ait olan bir haktır. Velviliyetü fin nikah, nikahta veli olma, bir kızı, bir bayanı evlendirme vazifesi de erkeklere verilmiş olan bir görevdir. Ve ileyhim el intisab ve gayri dalike, dolayısıyla çocukların, dünyaya gelen çocukların erkeğe nispet edilmesi de erkeklere ait olan bir haktır.
Bu sebeplerden dolayı Allah Teala erkeklerin kadınlara göre daha faziletli olduğunu ayet-i kerimede açıklamıştır. El-Latifetü-Thalisetü, üçüncü tefsir inceliği de şöyle değerli dostlar. Verede En-Nazmül-Kerimu, Yüce Allah'ın kelamı şöyle gelmiştir. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah Teala insanlardan bir kısmını bir kısmından üstün kılmıştır şeklinde gelmiştir. Velevkale şayet şöyle demiş olsaydı Allah Teala bima faddalehum aleyhinne, Allah Teala erkekleri kadınların üzerinde faziletli kılmıştır şeklinde böyle bir ifade gelseydi, evkale veya şöyle deseydi bi taftilihim aleyhinne, erkekleri kadınların üzerine daha faziletli kılması şeklinde gelseydi, bekâne evceze ve ahsara, daha veciz ve daha kısa olurdu. Velakinne tabir, fakat ayet-i kerimedeki ifade tarzı verede bihâzihi sigatı, evet bu şekilde bu sigayla gelmiştir. Bima faddallahu ba'dahum ala ba'dın şeklinde gelmiştir. Bir hikmetin celiletin, evet burada çok önemli, çok yüce bir hikmet vardır. Böyle bir üslubun kullanılmasında. Vehiye ifadetü ennel mer'ete miner racülü, evet burada şu ifade edilmek istenmiştir. Kadın erkektendir. Ve racülü minel mer'eti, ve erkek de kadındandır. Bir menziletil ada min cismil insan, insanın bir bedenindeki uzuvlar nasılsa erkekle kadını bir bedenin uzuvlarına benzetilmektedir. Ferracülü bir menziletir res. Mesela bir bedende, bir insanın vücudunda baş erkek olarak itibar edilecek olursa vel mer'etü bir menziletil beden, kadın da gövde mesabesindedir. Gövde olarak düşünülürse ve la yenbagî en yetekebbera udvun ala udvun, o zaman vücuttaki bir uzvun başka bir uzva kibirlenmesi, büyüklenmesi, kendini üstün görmesi asla uygun değildir. Lienne külle vahidin, çünkü bedendeki her uzuv, her organ yüeddi vazifetehu fil hayati, hayattaki Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu vazifeyi yapmaktadır. Fel üzünü, mesela insanın kulağını düşünelim. Kulak la tuğni anil ayn, yani gözden insanı müstani kılmıyor. Yani sadece kulak olsun, göze gerek yoktur denilemiyor. Vel yedü la tuğni anil kadem, evet el ayaktan müstani olamıyor. Yani el yeter insan için. Ayak gereksizdir denilemez. Her ikisi de önemlidir. Ve la arin ale şahsı en yekune kalbuhu eftal min maideti, insan için insanın kalbi midesinden daha faziletlidir, daha değerlidir denilemez. Ve suhu eşrefu min yedihi, insanın başı elinden daha şereflidir, daha üstündür denilemez. Fel kullu yüeddi devrahu bintizamin, insanın vücudundaki organlar düzenli bir şekilde vazifesini yerine getirmektedir. Ve la gina li vahidin anil ahari, dolayısıyla bir uzuv var diye diğer uzvu göz ardı etmek, onun hiçbir değeri yoktur diye düşünmek asla doğru değildir. Evet, gerçekten bu açıklama çok güzel oldu değerli dostlar. Evet, işte ailede erkek ve kadın da, karı ve koca da aynı insanın bir uzvu gibidir. Sümme littabiri hikmetün uhra, yine bu ifadede, ayetteki bu ifadede başka bir hikmet daha vardır. Vehiyel işara ila enne hâdet taftil, evet, bu erkek ve bayan arasındaki bu fazilet nereden geliyor? İnnemâ huve lil cins, yani genelde erkek cinsi, bayan cinsine karşı bir yönetme ve koruma vazifesiyle vazifelendirilmiştir manasındadır.
La licemi efradir rical, yani bütün erkekler için bu söz konusu olmayabilir. Ala cemi efradin misal, yani bütün erkekler bütün bayanlar üzerinde koruyucudur ve yöneticidir manasında değildir veya bütün erkekler bütün bayanlara daha üstündür, daha faziletlidir denilemez. Fekem min imraatin, nice kadınlar vardır ki, nice bayanlar vardır ki teftulu zevceha fil ilmi, ilim bakımından, bilgi bakımından eşinden daha üstündür. Ve din vel amel, din bakımından, dindar olma bakımından ve Allah'ın emirleriyle amel etme bakımından nice kadınlar vardır ki kocalarından daha üstündür, daha faziletlidir. Bu da asla göz ardı edilmemelidir. Ve kema yegulü şair, nitekim şair şöyle demektedir. Velev kânen nisâ'u kemen zekernâ lefadulet en nisâ alel ricâl. Şayet kadınların tamamı biraz önce açıkladığımız konularda, ilim konusunda, dindarlık konusunda, Allah'ın emirleriyle amel etme konusunda hepsi de aynı şekilde olsaydı, o zaman kadınlar erkekler üzerinde daha faziletli olurdu. Yani buradaki ayetteki ifade genel manada bütün erkekler, erkek cinsi ve bayan cinsi göz önünde bulundurulduğunda ayet-i kerimede bu şekilde ifade edilmiştir. Elbette bunun istisnası mevcuttur. Bunu burada açıklamış olduk. Ve bihâzeynil maneyeyni, dolayısıyla bu iki mana göz önünde bulundurulduğunda اَلَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا zahara ennel ayete fi nihayetil icaz vel i'caz. Dolayısıyla bu iki manayı göz önünde bulundurduğumuzda ayet-i kerimedeki icazın ve ayet-i kerimedeki güzellik ortaya çıkmış oluyor. Ne kadar mükemmel bir açıklama olduğu gayet açık ve net olarak ortaya çıkmış oluyor. El-Latifetur-Rabi'atü, dördüncü tefsir inceliğine gelince değerli dostlar, lem yezkur Allahu Teala fil ayeti illa salah. Allah Teala ayet-i kerimede sadece ıslah etme, düzeltme durumunu zikretmiştir. Ve lem yezkur ma yugabiluhu ve huve tefrik. Yani karı koca arasını düzeltme hususunu Allah Teala ayet-i kerimede zikretmiştir. Karı kocanın aralarının ayrılması ve onların boşanması hususunu Allah Teala zikretmemiştir. Ve fî zâlike latîfetün dakîkatün, nitekim bu konuda çok ince bir latife vardır. İnce bir nükte vardır. Ve irşâdun minallâhi teâlâ lil hakemeyni, evet, bu konuda Allah Teala iki hakeme bir güzel irşatta bulunmaktadır. İlâ ennehu yenbegî en lâ yeddehira yus'al fil ıslah. Evet. Karı kocanın arasını ıslah etmede asla çaba ve gayretten geri durmamaları gerekir. İki hakemin bu konuyu açıklamak için ayırmayı, karı kocanın birbirinden ayrılmasını ayette Allah Teala zikretmemiştir. Fe inne fit-tefriqi harabun buyuti, zira karı kocanın ayrılması, boşanmasında ailelerin, evlerin harap olması ve yok olması söz konusudur. Ve fit tevfiki el ülfetü vel meveddetü ve rahmetü. Evet, karı kocanın birbirine yaklaşması ve birbiriyle ülfet içerisinde yaşamasında ise bir sevgi vardır, bir rahmet vardır. Ve garadul İslam, İslam'ın amacı, gayesi ise cem'ul kulub, kalpleri bir araya getirmek, birleştirmektir. Alel muhabbeti vel diami, evet, karı kocanın sevgi ve bağlılık üzerinde kalplerin birleştirilmesini İslam istemektedir. Dolayısıyla ayet-i kerimede daima ıslah etme, düzeltme hususuna Allah Teala değinmiştir ve karı kocanın ayrılması konusuna değinmemiştir. El-Latifetü'l-Hamisetü, beşinci tefsir inceliği de şöyle değerli dostlar. Gâle Zemahşerî şöyle dedi. Ve innemâ kânel hakemâni min ehlihimâ. Evet.
iki hakemin karı koca arasındaki bu geçimsizliğin halledilmesi, düzeltilmesi göreviyle görevlendirilen iki hakemin karı kocanın ehlinden, ailesinden, yakın akrabalarından olması gerekiyor. لِأَنَّ الْاَقَارِبَ Çünkü akrabalar اَعْرَفُ بِبَوَاطِنِ الْاَحْوَالِ Hallerin iç durumunu daha iyi bilirler. Ve اَطْلَبُ لِلْاِصْلَاحِ ve karı kocanın arasının düzeltilmesini daha fazla talep ederler, daha fazla isterler. Ve اِلَيْهِمْ تَسْكُنُ نُفُوسُ الزَّوْجَيْنِ Dolayısıyla o iki hakem yakın akrabalardan olursa karı kocanın nefisleri bu konuda daha huzurlu olur, daha sükunlu olur. Ve yebruzu ileyhim ma fi damairihima minel hubbi vel budi. Dolayısıyla onların vicdanlarında, gönüllerinde sevgi daha fazla belirir. Ve iradetü suhbe ve sohbet murad etme ve firka daha fazla açıkça belirir. Ve mucibatü zalike muktadiyatuhu ve bunun gerekleri sebebiyle yani karı koca arasındaki bu hususların yakın akrabadan hakem olduğunda daha fazla belirmesi sebebiyle hakemlerin akrabalardan seçilmesi belirlenmiştir. Ve ma yüzevviyanihi anil ecanib ancak hakemlerin yabancılardan olması bu hususları tam manasıyla gerçekleştiremez. Ve la yuhibbani en yuttali aleyhi dolayısıyla yabancıların karı koca arasındaki o gizli durumları muttali olmasını istemez karı koca. Bundan dolayı hakemlerin yakın akrabalardan seçilmesini Allah Teala emretmiştir. Değerli dostlar, 6. latifeye geldik ve bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah gelecek dersimizde 6. latifeden itibaren açıklamaya devam edeceğiz. Yine bugünkü dersimizi şu güzel duayla bitirelim inşallah. Allahümme fehhimna esrarel Kur'ani kema tuhibbu ve terda ve vefikna li hizmetih. Ey Allah'ım, Kur'an'ın sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip eyle. Bizleri Kur'an'a hizmet etmede muvaffak kıl. Rabbimiz bizleri öğrendiklerimize amel edip rızasına eren salih kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha.